Selamünaleyküm arkadaşlar. Hümik asit yapımında bazı şeyleri unutmuşuz. Videoda anlatmayı unutmuşuz. Onu da bu ikinci devam videosu olarak çekiyorum arkadaşlar. Bu videoda artık hümik asitimiz oluşmuş. pH'i ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. pH çok düşük olursa ya da çok yüksek olursa tarlamıza ya da bahçemize ya da fidanlarımıza hiçbir faydası olmayacağı için biz de pH ayarlamak zorundayız. pH aralığı 7 ile 9 arası olmalı. Yani ortalama 8 olması daha güzel olur. Ama 7 ile 9 arası ortalama iyi. Suya katacağımız için su da hümik asitin pH'ini düşüreceği için 7'nin altında olmaması daha iyi. Hatta 8 civarı olması daha güzel olur. Kısaca özetleyeyim arkadaşlar, neler yaptık. Bazen videoları tek başına izleyenler oluyor. Yani sadece bu videoya bakan oluyor. Onlar için bir özetleyeyim. Arkadaşlar önce 100 litre suyumuzu kazanımıza koyduk. Daha sonra 70 dereceye gelinceye kadar suyumuzu ısıttık. Bir termometremiz olacak arkadaşlar. Bunu ölçeceğiz. 70 dereceye gelince altını söndürüyoruz ve içerisine leonarditimizi döküyoruz. Leonarditimizi biraz karıştırdıktan sonra içerisine potasyum hidroksitimizi koyuyoruz. Daha sonra da iyice karıştırıp her 4 saate kadar, her 15 dakikada bir karıştırmaya devam ediyoruz. Şu anda görüldüğü gibi koyu bir kıvama geldi. Parlıyor biraz ama şöyle almaya çalışayım kenarlarını. Simsiyah bir kıvam oluştu. Şimdi iyice karıştırırsam görünür. Arkadaşlar bu aşamada ne yapıyoruz? Ben biraz şeyi düşürmek için, pH'i düşürmek için limon doğradım arkadaşlar içerisine. Bu doğal bir çözüm. Elinde hiçbir şey olmayan arkadaşlar limon gibi asitli şeyleri de doğrayabilir. Bunun içerisinde de asit olduğu için bazı düşürecek ve pH da düşecek. Burada arkadaşlar pH 10'un üzerinde geldi. 10-11 arası bir pH geldi. Bunu ben düşürdüm. pH düşürmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Ya böyle doğal bir şekilde limon gibi şeyler doğrayıp, biraz fazla doğramak gerekecek tabii. Ben biraz az doğradım. 4-5 tane limon doğradım içerisine. Asitli olduğu için bazı düşürsün diye. pH düşsün diye. Ya da limon tuzu. Arkadaşlar piyasada çok ucuz satılan limon tuzu var. Az az ekleyerek karıştırıp erimesini iyice bekleyip sonra pH'i ölçmemiz gerekiyor. pH'i ayarlamak için bize lazım olan neymiş arkadaşlar? Limon gibi doğal çözümler, domates gibi, limon gibi doğal çözümler olabilir. Veyahut da limon tuzu. Limon tuzu da kimyasal bir bileşken arkadaşlar. Limon tuzu da olabilir. Veyahut da dünyadaki en güçlü asit olan nitrik asit arkadaşlar. Nitrik asitle de pH'i düşürebiliriz. Nitrik asitle de yani içerisinde baz ağırlıklı olduğu için, pH yüksek olduğu için nitrik asitten çok az koyduğumuz zaman pH'i düşürür. Ama az, çok az eklememiz lazım arkadaşlar. Bu dünyadaki en güçlü asit. Bunu arkadaşlar neyle kullanılıyor normalde piyasada? Damlama borularını açmak için kullanıyoruz. Damlama gübre tankımız varsa tankımıza veyahut da bir şekilde boruya ekleyip havuzumuz varsa havuzumuza damlama borularındaki tıkanıklıkları açıyor. Kuyumculuk sektöründe arkadaşlar saf altın elde etmek için, altın hariç her şeyi eritir arkadaşlar bu. Demir, bakır, çinko, aklınıza gelebilecek her türlü metali eritir. Sadece altını eritmez arkadaşlar. Bu kuyumculuk sektöründe de öyle bir kullanım alanı var. Nitrik asitle de pH'i dengeleyebiliyoruz. Ve arkadaşlar bir de pH metremiz olacak. Bu arkadaşlar benim çok hoşuma gitmedi. Bunu da yeni aldım ama bakın pH'in sıfırı zaten 7.0. Bu 5-5 gidiyor arkadaşlar. Örnek diyorum 6.5, 7, 7.5, 8 gibi gidiyor. Onun için piyasadaki ucuz ama pek sağlıklı değil. Arkadaşlar bu hem dereceyi ölçüyor. 50 dereceye kadar ölçebiliyor bu alet. O yüzden bizim işimizi görmüyor. 70 dereceleri ölçemiyor. Bir de pH aralığı bu cihazda 3 ile 9 arası arkadaşlar. 9'un üzerinde ölçmüyor. Maksimum diyor 9'dan sonrasına. O yüzden bunu çok sağlıklı bulmadım arkadaşlar. Markası da aklımda değil ama doğru bir markası da yok zaten. Benim imkanı olan arkadaşlara önerim bu tür bir cihaz değil de marka olarak Hanna birinci sınıf arkadaşlar. Hanna olabilir, Adva olabilir. Hanna ya da Adva'nın şeyleri biraz daha fiyatları uygun. Adva da alabilirsiniz. Ben Adva tercih olabilir. 200 lira civarlarında, 230 lira civarında. Hanna'nın en ucuzu 400 lira civarlarında arkadaşlar. Bir de KineMaster var arkadaşlar. O şu sıfırdan sonra bir rakam daha ekliyor. Yani ne diyeyim? Mesela 7.12 diye sonuç verebiliyor. O da çok ucuz. 50 liralar 60 liralar civarında. Yani şeye göre, Hanna'ya veya Adva'ya göre daha ucuz. Yani ucuz bir şey alayım diyorsanız sadece pH ölçen KineMaster alabilirsiniz. KineMaster da güzel. Fena değil. Onu da alabilirsiniz. Tercih size kalmış arkadaşlar. Ben bir denemek için bu cihazı aldım ama çok hoşuma gitmedi. Adva ya da Hanna gibi bir cihaz almam gerekecek arkadaşlar. Çünkü 7.0, 8, 8.5, 9 gibi ölçüm yapıyor. Çok da hoşumuza gitmedi. Şimdi arkadaşlar son aşamada şeyimiz... Arkadaşlar şu anda nötr durumda 7.0 eşittir yani normal rakamlardaki 0 gibidir. Nötr denilir bu pH'ta. Bunu şimdi bu hümik asitimizin içerisine daldırıyoruz ve pH'ımızı ölçüyoruz. Arkadaşlar görüldüğü gibi pH'ımız şu anda içine girdiği de görünsün iyice. 7-7.5 arası görünüyor. Şöyle içerisinde de gezdireyim. Şöyle iyice de görünsün. İçine düşürürüm diye de korkuyorum bu arada. Şu ekran arkadaşlar görüldüğü gibi 7.5 pH'da. 7.5 pH 8 daha ideal ama 7.5 pH'da güzel bir pH arkadaşlar. Şöyle yakından da iyice çekmiş olayım. 7.5 pH arkadaşlar. Neresine götürürsem götüreyim. 7.5 gösteriyor. Böyle pH'ımızı ölçüyoruz. İlk etapta 9'un üzeri maksimum göstermişti cihazımız. Şu anda 7.5 gösteriyor. Bu pH metremizde toprağımızın pH'ini de ölçebiliyoruz. Toprağımıza hafif su koyup çamur haline getirip şu uç kısmını daldırdığımızda toprağımızın pH'ini de ölçebiliyoruz. pH arkadaşlar topraktaki hidrojen oranını verir. Kireçle ya da toprağın kireçli olmasıyla yani alkali bazlı toprak olmasıyla ya da asitik toprak olmasıyla alakalı değil. Topraktaki hidrojen oranını verir arkadaşlar pH. Bu sudaki hidrojen oranını da veriyor. Şu anda bize söyledi. pH burada 7.5 içerisine su da katacağımız için 7, 6 biraz da karıştırdığımız zaman pH biraz daha yükselebilir. Karşım dibe çökmüştür şu anda. Onun da etkisi var. Bizim ortalama 6-7 arası bir suyla karıştırdıktan sonra arkadaşlar diyelim ki holderimize ya da pülvazatörümüze 500 litre su koyduk. Ben bundan yaklaşık en azından 5 litre ile 10 litre arası hümik asit katmayı düşünüyorum. Koyu bir kıvamda arazide kullanacağım, ceviz bahçesinde kullanacağım. 10 litre koyduğumu düşünelim. 500 litre suya 10 litre. Bunun pH'i otomatik olarak hadi diyelim ortalama pH'i 8-8.5 arası olsun. Karıştırdığımızda biraz daha pH yükselecek. Bir karıştırırım daha sonra tekrar çekerim. pH'imiz 6.5-7.5 arasında arazimize uyguladığımızda arazimize bir zarar olmaz. pH'de dengeli olmuş olur. Onun için arkadaşlar eğer pH 4'lere 3'lere düşerse bir fayda göremeyiz hümik asitten. Onun için bu işlemi yapıyoruz. Ya da pH'imiz 9'un üzerinde olursa 10, 11, 12, 13, 15 civarı bir pH olursa yine bir fayda göremeyiz. Bizim ortalama pH'imiz 6 ile 8 arası olacak ki bir fayda görelim. Suyla karışımdan sonra yani altın altına düşmesin, 8'in de üzerine çıkmasın yeterli. Suyla holdere koyduktan sonra veya pülvazatöre koyduktan sonra tekrar pH'i ölçeceğim. O zaman uygularken siz de öyle yapın arkadaşlar. Şimdi bu karışımı hümik asitimizi bir karıştırayım. Daha sonra pH'imi tekrar ölçeyim. Arkadaşlar şu anda karıştırmaya devam ediyorum. Abi, kıvam şu şekilde daha iyi görünebilir. Bakın önceden açık kahverengi bir renk var gibiydi. Şimdi iyice koyulaştı. Dibe bir çökelti isterseniz oluyor. Ama şu kovan benim için iyi. Piyasada satılan arkadaşlar, önceki videomda 80 liraya var demiştim. Ama artık 80 liraya da hümik asit kalmamış. En ucuz veren Fossil Power'dı. Çok koyu kıvamdı. Benim çok da hoşuma gitmese de Fossil Power markası. Çok koyu kıvam. Ondan o hale nasıl getiriyorlar? Onu da aslında bir pH'ini ölçmek lazım kullanmadan önce. Çok koyu kıvam. Ya çok az suya, çok fazla leonardit koyup öyle yapıyorlar. Yoksa o koyu kıvama ulaşması çok zor arkadaşlar. Şöylece iyice karıştırdık. Şimdi ölçtüğümüzde göreceksiniz ki pH'imiz da yükselmiş olacak. Şöyle 10'a bastık, açtık. Şöyle. Arkadaşlar bakın, karışımdan sonra 8'e çıktı. İyice karıştırdıktan sonra. Bakın şöyle iyice de görünsün. Bakın 7-7,5 arası iken şu anda 8, iyice karıştırdıktan sonra limon içinde bırakıyorum ki biraz da limonla beklesin diyorum. Dün 9 ve maksimum seviyedeydi. Biraz bekleyip dinlendi. Limon da içinde olduğu için, limon da asidik biliyorsunuz. Limon da içinde olduğu için pH'imiz 8. Tam ideal seviye arkadaşlar. Ben düşünüyordum ki bugün yine 9'un üzeri ya da maksimum karıştırdıktan sonra gösterebilir diye. Ama şu anda tam 8. Tam istediğimiz kıvamda bir hümik asit elde ettik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok bu sonuca da çok memnun oldum. Karışımdan sonra 8'i bulduk. 8 zaten tam istediğimiz bir pH. Bu pH'da olmaz arkadaşlar. Yaptığımız hümik asit bir şeye yaramaz. Sadece toprağa çöp sıkmış veya ben ne diyeyim, boş su sıkmış gibi oluruz. Hatta faydadan çok zarar eder. Onun için ortalama 7,5-8,5 arası bir pH, 7-7,5-8-8,5 arası bir pH'da olursa çok güzel olur. Yani 7 de olabilir, 9 da olabilir. Ama ortalama 8'i bulabilirsek 7,5-8,5 arası çok güzel olur. İnşallah bunu araziye uygulayacağız. Her türlü tarımda kullanılabilir. Her türlü bahçede kullanılabilir hümik asit. Hiçbir zararı yok. Yani holdere veya privatöre koyarken istersek 5 litre koyarız. Yani her 100 litreye 1 kilo, 1 litre ya da 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, bunun bir zararı yok arkadaşlar. İçerisinde azot yok. Azot olmadığı için de hiçbir zararı olmaz. Her türlü arazide, her türlü ürüne kullanılabilir. İnşallah güzel bir hümik asit elde ettik. Bunu arazimize uygulayacağız. Ben hem ceviz bahçesinde hem ayçiçeği ekeceğim. O bahçede kullanacağım. İnşallah toprağımızdaki organik maddeyi artırıp toprağımızı düzenleyeceğiz. Çok güzel bir sonuç elde etmeyi Allah'tan ümit ediyorum. Herkese bol bereketli, hayırlı kazançlar olsun. Arkadaşlar, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.